Stop. Evet sevgili dostlar, Kuş Bakanı Bayburgan'ın kanalındasınız. Bugün sizinle şöyle ufaktan bir sohbet etmek istedim. Gelişmeleri göstermek istedim. Bundan sonra ne yapacağımızla ilgili bilgiler vereceğim. İnşallah sezonu bu videoyla kapatmış oluyoruz. Yeni sezona çok sürpriz gelişmelerle karşınızda olacağız. Onların bilgisini vermek için bugün bir video çekmek istedim sizlere. Uzun zamandır da görüşemiyorduk. Yaklaşık 2 aydır kuşlar tüyde oldukları için video atmıyordum kümesimle ilgili. Hem uçum videoları hem de kuşlarla ilgili. Çünkü çok fazla öyle gösterecek bir şey yoktu. Kuşların zaten halini hepiniz biliyorsunuz. Güvercin besleyen tüm kardeşlerim şu anda kuşların tüyde olduklarını zaten biliyorlar. Bu arada 500 abone hediyemizi geçenlerde verdik. Abdullah kardeşime verdik. Hayırlı uğurlu olsun buradan. Hatta Abdullah kardeşi yaklaşık 2 çift 3 çift de kuş aldık ona. Onu kuş sahiplendirdik. Bundan sonraki dönemde yani önümüzdeki sezonda kuş sahiplendirmelere devam edeceğiz. Hatta bunun için Cem kardeşim var, Cem Duvar. Onu da takip edebilirsiniz. Onunla biz ortak kardeş kanalız. Beraber hareket ediyoruz. Kendisi İzmir'de şu anda. Önceden buradaydı, İstanbul'daydı, beraberdik. Şimdi İzmir'de kuş pazarlarını geziyor. İzmir'de beğendiğiniz kuşlar olursa hemen aşağıda açıklamalar kısmında Instagram adresim var. Oradan bana ulaşıyorsunuz bu gibi konularla. Her türlü konuda bana ulaşmak istiyorsanız Instagram adresimi kullanacaksınız. Bay Bolga Instagram adresi. Oradan ne gerekiyorsa konuşuruz, yardımcı oluruz elimizden geldiğince. Cem Duvar kardeşimle biz ortaklaşa hareket ediyoruz. Kardeş kanalımız sayılır. Onu da takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Güzel videolar yapıyor kardeşim. Buradan ona da selam olsun, saygı olsun. Emeğine sağlık kardeşim. Kanalımda mezat videoları da olacak. Kuş sahiplendirme videoları da olacak. Kümes videoları da olacak. Hatta misafir kümesleri gezeceğiz. Başka kümesleri de tanıtacağız inşallah sizlere. Yaklaşık 2 aydır kuşlar tüyde oldukları için hiçbir kümeslere gitmedim. Planlarımız vardı, randevularımız vardı. Ama hepsini tüy döneminden çıktıktan sonraya erteledik. Bundan sonra inşallah onlarla da karşınızda olacağız. Hediye kuşumuzu da sahiplendirdik. Karanfili verdik. Etkinliğimiz 500 aboneden sonra hediye vereceğimizi söylemiştik. Sözümüzü yerine getirdik. Etkinliğimizi yaptık. Dünyada ilk defa benim kanalımda yapılan bir etkinlik, değişik bir etkinlik. İlk başta tabii izleyicilerimiz bizi anlayamadılar. Biraz tabii ilk defa böyle bir şey olduğu için biraz olaya vakıf olamadılar. Ama şimdi ikinci etkinlikte, ilk etkinlikteki tecrübelerle inşallah ikinci etkinlik daha güzel geçecek diye düşünüyorum. 500 aboneden sonra yaptığımız etkinlikte hediyemizi Diyarbakır'a gönderdik. Evet, buradan da Diyarbakır'daki dostlarımıza, bizi izliyorlarsa selam olsun efendim. Diyarbakır'da Erdal kardeşim, Erdal Hoca, tarih hocası kendisi, ona çıktı karanfil kuşumuz. Kendisiyle biz görüştük. Kendisi dedi ki, ben dedi şu anda kuş beslemiyorum. Alsam onu bir şey yapamam. Pazarda veya işte ihtiyacı olan birisi varsa kuşa, ona hediye edelim dedi. Biz de onun sözüne istinaden Abdullah kardeşimize o kuşu hediye ettik efendim. Onu da buradan söyleyeyim. Abdullah kardeşime de selam olsun. Pazardaki dostlarımız bize çok yardımcı oluyorlar her gittiğimizde. Onlara da buradan selamlar olsun. Hepsini şimdi tek tek isimleri söylemek istiyorum ama unutabilirim, atlayabilirim. Hiçbirisine ayıp olmasını istemem. Bütün pazardakiler zaten kendilerini çok iyi biliyorlar. Onlara buradan canın gönülden teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, bizi 1000 abone sonunda yaptınız. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de bir video paylaşacağız. Hediyemiz olacak 1000 aboneyle ilgili bir etkinliğimiz geliyor. O da sırada. Evet, bu arada tabii başka pazarları da geziyoruz. İnşallah daha başka pazarlar da gezeceğiz.
imkanlar el verdiği müddetçe, vaktim olduğu müddetçe size değişik pazarları da bu kanalda göstermek istiyorum sevgili dostlar. Geçenlerde Sakarya'ya gittik. Kanalda bu videolar mevcut. Oradaki satıcı arkadaşlara da buradan gene teşekkür ediyorum. Sakarya'daki dostlara da, hatta oradan bizden izleyenler de varmış. Adapazarı, Sakarya. Oraya da selam olsun sevgili dostlar. Oradaki satıcı kardeşlerim de gerçekten gene bize çekimlerde çok yardımcı oldular. Güzel sohbetler ettik. Ve videoları da yayınladık. Kanalımda bulabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var dostlar. Kanalımda 3 farklı oynatma listesi var. Bunları bazı arkadaşlar ya bilmiyor ya farkında değiller. Sadece pazar videosu çekmiyorum. Bu yeni sezonda hem kümes videosu gelecek hem misafir kümeslere gidip onları tanıtacağız. Kanalıma girip bakarsanız orada oynatma listelerinde pazar videoları ayrı bir oynatma listesi. Kümes videoları güvercin adı altında. Orada bilgiler de veriyoruz ufak ufak. Yeni başlayanlar için, bilmeyenler için. Elimizden geldiğince güvercin oynatma listesinde 10 bölümlük bir kümes videom var. Bir de misafir kümesler için kümes tanıtımları diye bir oynatma listemiz var. Orada şu anda tek var ama o dediğim gibi tüy dönemine girdiğimiz için onu durdurduk. Yani ziyaretleri kestik. Ama şimdi tüyden çıkıyoruz. Önümüzdeki 15 gün, bir ay içerisinde diğer kümesleri de ziyarete çıkacağız. O videolarda o listenin içinde olacak. Onlara da bakarsanız, onları da izlerseniz hoşça vakit geçirmiş olursunuz kanalımda diyorum. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Videoları seyrederken eğer beğendiyseniz videolarımı beğenin. Eğer kanalımı beğendiyseniz ve buradaki her gelişmeden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma mutlaka abone olup bildirimleri açın. Bildirimleri açtığınız anda her şeyden haberdar olursunuz. Yarın öbür gün yavaş yavaş sizlerin desteğiyle büyüyoruz. Yarın öbür gün bu kanalı neden takip etmeniz gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Onun için abonelikleriniz önemli. Abone olmaya devam edin sevgili dostlar. Biz buradayız sizler için. Her geçen gün yeniliklerle karşınızda olacağız. Devam edeceğiz. Şimdi kümes uzun zamandır göstermedim. Bir kümese bakalım son durumuna, son haline. Çok kötü durumda, berbat. Onu da temizliğe gireceğiz çünkü artık bitiyor tüy dönemi. Ona bir bakalım. Ondan sonra da diğer videoda, yani sezonun bu son artık final videosu bu. Bundan sonraki videomuzda yeni sezon videomuz olacak. O da bir sürpriz barındırıyor. Onu da söyleyeyim. Düşünüyorum şöyle bir selam göndermediğimiz kim var? Evet, Diyarbakır'a selam gönderdik. Sakarya'ya gönderdik. Evet, Ankara'dan izleyen bir dostumuz var. Ankara'dan selam göndermişti yorumlarda. O arkadaşa da, yani o arkadaş vasıtasıyla Ankara'ya da buradan selamlar, saygılar diliyorum. Bir de sevgili dostlar, kafanıza takılan veya bize söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumları mutlaka kullanın. Yorumlardan bana ulaşın. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa, güvercinlerle ilgili bilgi olur, başka bir şey olur, iletişim kurmak isterseniz aşağıda açıklamalarda, her videonun altındaki açıklamada Instagram adresim mevcut. Instagram'dan bana ulaşıyorsunuz. Ondan sonra bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Evet, şimdilik bu kadar. Önümüzdeki yeni sezon videosunda görüşmeden kümese bakalım. Ondan sonra da kendinize çok iyi bakın. Görüşeceğiz inşallah. Hadi geçelim mi şimdi şeye, kümese? Hadi kümese bir bakalım. Evet, mekandayız. Sevgili dostlar, sevgili güvercin severler. Kümesimizin son haline bakacağız. Yaklaşık 2 aydır falan bakmıyorduk. Çünkü kuşlarımız tüydelerdi. Ve ben de hiçbir temizlik yapmadım gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz bayağı bir birikti. Bayağı bir temizlik işimiz var. Görüyorsunuz ama ben kümesi bugün ne yapacağım? Patlatıyorum. Bakalım sürprizler bizi bekliyor. Şöyle bu bıcırık. Evet, bıcırık çok güzel bir hale geldi. Beraber büyüttük bunu sevgili dostlar, sizlerle beraber. Eğer güvercin videolarımın ilk başından beri seyrederseniz bu bıcırığın ne halden ne hale geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu da onların kardeşi.
Daha sonra dünyaya geldi bunlar. Tüydeler şu anda. Biliyorsunuz hepsi çok kötü durumda. Ama bir ay sonra bunlar mükemmel olacaklar inşallah. Bu yeni yuvamızın üyesi. Bu Nevzat kardeşimden bana hediye. Bunu bir deneyeceğiz. Nevzat'a buradan selamlar, saygılar diyorum. Bu da Ahmet Mutlu'dan aldığımız zamanında kaplan. Gözümüz gibi bakıyoruz. İnşallah ondan da yavru alacağız. Evet, hadi bakalım hep beraber bunları bir yemleyelim. Bir de şurada bir kuş geldi. Bu posta kırması galiba ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın sevgili dostlar. Biraz ürkek ama alıştım. Evet, kuşlarımız çıktı. Bugün sizlerle yemleyeceğiz bunları. Şurada bir çiftimiz var. Bunlar yavru yaptılar. Fakat bu yavruya bakmıyorlar. Bu yavru da benim başıma kaldı. Ama bu yavru hasta da olabilir, bilemiyorum. Biraz sıkıntılı. Yanık büyüyecek. Ama takviye yapacağım ona. Bu da Manlı ile Mavi çiftimiz. Bunları da şöyle bir atalım. Bunlar da çıksınlar, bir kanatlarını rahatlasınlar. Evet sevgili dostlar. Kuşlarımızın sağlıkları gerçekten gayet yerinde. Uçurmuyorum. Zaten onun için video atmadım. Tüyde oldukları için bayağı bir hayvanlar keyifsiz. Ama takviyelerini falan iyi yaptığımız için hepsi canavar gibi. Bakın şimdi nasıl saldırıyorlar yeme. Felaketler. Bak. Maşallah size be. Harikasınız siz be. Evet, işte akşamları en güzel keyfimiz. Günde bir kez yem veriyorum. Akşamları yavruda olan, yani yavru besleyen veya yumurtaya yatmış kuşa da bir sabah bir de akşam iki posta yem veriyorum onlara. Onlara ayrı tabii. Ama uçum kümesi dediğimiz yerde ise ne yapıyoruz? Günde bir kez akşamları yem veriyoruz. Evet sevgili dostlar, yuvada da durumlar böyle. Artık gördüğünüz gibi yuvada çok pislik, dışkı birikmiş durumda, tüyler birikmiş durumda. Ve ben ne yapıyorum? Bu yuvayı...